Devrim Yıldız arkadaşımız bizden sırt çantası olmayı istemiş. Speedy'nin bu sırt çantası kaç litrelik? Hemen söyleyeyim. Bu 25 litrelik bir çanta. Bu olabilir. Her tarafında zaten bir sürü cebi var ve hani kısmen yağmur geçirmezdir. Şöyle açarak göstereyim. Sırt çantası olarak rahatlıkla kullanabilirsin. Birçok kullanılanı taşıyacaktır. Birçok ihtiyacını görecektir. Bilgisayarını bile taşıyabilirsin. Ama tabii hani çok büyük bir bilgisayarı taşır mısın? Hani 17 inç bir laptopu taşıyabilir misin? Belki sığabilir içine. Ön tarafı yağmur geçirmez ama arka tarafı hani biraz yağmur geçirebilir gibi duruyor. Bunun tam özelliklerini bilmiyorum ama arka tarafında hani sırtını acıtmayacak şekilde şöyle soft korumaları var. Belinden bağlanıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bağlanıyor. Şöyle bir sırt çantası oluyor. Şuradan üstten bağlamalı bir tane çıt çıtı var. Alt tarafında bir ek yeri daha var mı? Alt tarafında bir ek yeri daha yok. Şöyle bir sırt çantası oluyor. Bunu alabilirsin. Buna bir tane daha örnek getireceğim. Bu Speedy'nin bir çantası. Bunun değeri ne kadar? 50 euro, 250 lira civarında bir sırt çantası bu. Çok fazla içinde cep yok, iç tarafında bir cebi yok. Yani yağmur geçirmesini istiyorsan evet bunu kullanabilirsin ama içinde çok fazla cep yeri yok. İkinci çanta önerim Devrim, bu kappanın aynı zamanda bu filesi, yani kask filesiyle beraber gelen bir çantası. Yani çok uygun fiyatlı mı? Yani çok uygun fiyatlı değil. Fakat şurada bir tane yağmurluğa sahip, yağmurluğu da çıkartıp kaskını aynı zamanda fileli, aynı zamanda yağmurdan da koruyabileceğin şekilde yapılmış. İç tarafını açıp göstereyim hemen. Bunun da hani dışında çok fazla hani cep bölümü yok. İçinde de çok fazla cep bölümü yok. Cep bölümü çok olan bir çanta istiyorsan Kriega çanta alman daha iyi olur. Fakat fiyatları biraz tuzludur. Onu da belirteyim. İç tarafı yağmur geçirmez ve hani her şeyin sığabileceği bir çanta. Bu da yaklaşık bunun fiyatlarını hemen altına yazacağım. Bunda da çok fazla cep yok. Fakat hani bu da kullanışlı ve iyi bir çanta. Üst tarafında yağmurluk yeri var. Ve alt tarafı, hani alt tarafında duran fileli kaskını da koyabileceğin öyle ve şu kısımlardaki bölümleriyle aynı zamanda hani kendi içinde de birbirine tutturabileceğin birçok yeri var. Şunu da sırtıma giyerek göstereyim. Şöyle bir çanta oluyor. Burada da bir tane tokası var. Buradan açıp kapanıyor. Ve bu çanta da önerebileceğim çantalardan bir tanesi. Bir çanta önerisi daha sunabilirim. Bununla alakalı bu Givi'nin bir çantası. Ön tarafında açtığınız zaman zaten iç tarafında bir tane hani fileli bir cep. Normalde bir iç cep daha. Ve arka tarafının tamamen korumalı olduğunu görebilirsin. Bunun da hani şuralarında tokaları var. Bu tokaları birbirine birleştirdiğin zaman gerçekten hem sırtından çıkmayacak hem sarsılmayacak şekilde yapılmış. Ve alt tarafında da bir tane bölüm var. Altında bir tane daha cebi var. Biraz daha geniş kullanmak istersen şöyle açılıyor alt tarafı. Ve bu alt tarafı açıldığında biraz daha fazla içine malzeme, kendi eşyalarını koyabilirsin, doldurabilirsin. Kriega çanta örneğini de göstereceğim. Bu gerçekten biraz hani uygun, ötekiler uygun fiyatlıydı. Bu biraz daha üst bir model. Bundan alırsan daha fazla eşya koyabileceğine emin olabilirsin. Fileli bir bölüm var. Ön tarafında fileli bölüm var. Aynı zamanda şu tokaları açtığın zaman rahatlıkla daha geniş şekilde kullanabiliyorsun. Yani içine daha fazla malzeme koyabiliyorsun. Ön tarafında böyle bir elastik bir aynı zamanda bu file dokusunun üstünde kaskını da taşıyabileceğin, yani bununla çok fazla kask taşınmaz da
işte hani ekstra malzemelerini koyabileceğim bir tane yeri var. Şöyle ön tarafını açayım. Cırt cırt da açıyoruz. Şöyle sırtımıza giyiyoruz. Sırtımıza giydiğimiz zaman şöyle cüzdan ve diğer şeyleri koymak için yerler var. Ön tarafı aynı zamanda korumalı, arka tarafı korumalı. Bunu da örnek verebilirim. İnşallah hani yeterli bilgi verebilmişimdir devrim. İyi sürüşler.